Burada. AB'nin orijin olan uzaklığını bulmak istiyorsak biz, orijinin biz normalde sıfıra sıfır olduğunu bildiğimiz için bize az önceki formülü kullanacak olursak absisler farkından a eksi sıfırın karesi artı ordinatlar farkından b eksi sıfırın karesinin karekökü deyip düzenlediğim zaman aslında üstteki ifadeyi bulmuş olacağız. Orta nokta denilen bir olay var. Orta nokta dediğimiz ifade de şu arkadaşlar. Bize verilen iki noktanın orta noktasından bahsedebiliriz. O zaman orta nokta dediğimiz değer absisler toplamının yarısı, ordinatlar toplamının yarısı ya da absislerin aritmetik ortalaması, virgül, ordinatların aritmetik ortalaması. Ordinatların aritmetik ortalaması deriz. Devam ediyoruz. Burada bu orta noktanın geldiği yerin nasıl geldiğini grafik üzerinde göstermiş ama biz de buna benzer yani benzerlikten yapılıyor aslında bu. Biz de daha sonra neyi göreceğiz? Bir doğru parçasını içten veya dıştan bölen noktanın koordinatlarını bulmada belirli bir oran kullanarak bulmaktan bahsedeceğiz. Şimdi bu soruya baktığımızda bize A ile B arasındaki uzaklığı soruyorsa eğer bizim yapacağımız şey şu. Absisler farkı diyeceğiz kök içerisinde. Eksi 1 eksi eksi 2'nin karesi artı ordinatlar farkı. Bakın burada eksi 1'den eksi 2 çıkarttım. Yan tarafta 7'den 3'ü çıkartıyorum. Fark etmez. Kimden kimin çıktı önemli değil. Önemli olan absisten absis ordinattan ordinatın çıkması sıralaması önemli değil. Bu durumda burası kök içerisinde eksi 1 artı 2'den 1'in karesi. Burası 7 eksi 3'ten 4'ün karesi olacak. Yani düzenlersek kök 16 artı 1'den 17'yi benim seçeneklerde bulmam gerekecekti. Devam ettik. Yukarıda verilen krokide Can'ın evi C noktası ile Demir evi D noktası ile modellenmiştir. Bakın D noktasının 4'e 3 noktası, C noktasının 4'e 3 olduğunu söylemiş. Bize CD kaç birimdir diye sormuş. O zaman CD uzunluğunu biz bulmak istersek eğer arkadaşlar, absisler farkından 4 eksi 4'ün karesi artı ordinatlar farkından 3 eksi eksi 3'ün karesi deyip bunun biz sonuçta sıfırın karesinden 0 artı 3 eksi eksi 3'ten 6'nın karesi sonuç olarak 6 olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu soruda daha kolay bir yöntem. Hiç uğraşmadan şöyle diyebilirdiniz. Arkadaşlar bu absisimiz 4. Bunun için ordinatımız 3 olduğu için burası 3'tür. C noktası için ordinatımız eksi 3 olduğu için burası eksi 3'tür. Bize D ile C arasındaki uzaklığı sorduğu için şu aradaki mesafede toplamda 6 birim yapacağı için cevabımıza yine 6 diyebilirdiniz. Sorunuz olursa müdahale edersiniz. Devam ettik. M noktasını vermiş, N noktasını vermiş bize M ile N arasındaki uzaklığı soruyor arkadaşlar. O zaman M ile N arasındaki uzaklık eşittir. Kök içerisinde A artı 3'ten A eksi 1'i çıkartacağız. Artı atıyorum B artı 3'ten neyi çıkartacağım? B eksi 5'i çıkartacağım. Yani absisler farkı ve ordinatlar farkı diyebilmem gerekiyor. Bu durumda şu eksi içeriye dağıtacak olursam eksi a yapacak a'lar gidecek. 3 artı 1'den burası 4'ün karesine dönüşecek. Burada eksiyi dağıttığımız zaman eksi b artı b gidecek. 3 artı 5'ten burası da 8'in karesine dönüşecek. Yani kök içerisinde 16 artı 64'e dönüştü. Bu kök 80 demektir ki 80 dediğim değer 16 çarpı 5 olduğu için dışarıya 4 kök 5 olarak çıkacak diyoruz. Bizim seçeneklerden 4 kök 5'i bulmamız gerekiyordu. Efendim? Devam ediyoruz. Bakın. Yine K'yı bize eksi 5'e 12 noktası, O noktası, orijin 0'a 0 bize KO uzunluğunu sormuş. KO dediğim zaman şunu yapabilirim bak. 0'dan eksi 5'i çıkartırım. Artı 12'den 0'ı çıkartsam da aynı sonuca ulaşmış olacağım. Yani önemli olan absisler farkı ve ordinatlar farkı. Sıralama önemli değil. Yani K noktasının absisinden O'yu çıkarttığım için K'nın ordinatından O'nun ordinatını çıkartacağım diye bir sıralama şart değil. O zaman burası 5'in karesi artı 12'nin karesi olacak. Ve 5'in karesi artı 12'nin karesi özel üçgenlerden biz bunu 13'ün karesi deyip sonuç olarak cevabın 13 olduğunu söyleriz. Çünkü 5, 12, 13 diye bizim bir özel üçgenimiz mevcut. Var mı sorusu olan? Devam. Evet, bir test sorusu gelmiş. Diyor ki, analitik düzlemde
P noktası ile Q noktası arasındaki uzaklık 13 birim olduğuna göre. Şimdi bize P ile Q arasındaki uzaklığın 13 olduğunu söylemiş. O zaman kök içerisinde diyeceğiz ki biz A eksi 2'den 4'ü çıkartıyoruz. Yani apsisler farkını aldık. Artı 3'ten de eksi 2'yi çıkarttık. Ordinatlar farkını aldık. Karesini aldık. Bu kaça eşitmiş? 13'e eşitmiş. Şimdi birazcık daha düzenlersem kök içerisinde burası A eksi 6'nın karesi. Yan taraf 3 eksi eksi 2'den 5'in karesi oldu. Bu 13'e eşit oldu. Şimdi düşünelim. Sonuç 13. Burası 5'in karesi. Eğer ben şurayı 12'nin karesi yapabiliyorsam bu 5, 12, 13 üçgeni olduğundan 13 olacak. Az önceki soruda olduğu gibi. Bu durumda bize A eksi 6'nın karesinin aslında 12'nin karesi olduğunu söylemiş. Kareler gittiği zaman kök aldığım için mutlak A eksi 6'nın bize 12 olduğunu söylüyor. Bu bize A eksi 6 dediğimiz değerin hem 12 hem de A eksi 6 dediğimiz değerin eksi 12 olduğunu söyleyecek. Yani bizim A dediğimiz değer 18'dir. Buradan da bizim A dediğimiz değer nedir? Eksi 6'dır. Bize ne demiş? A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? O zaman 18 ile eksi 6'yı topladığımız zaman bizim seçeneklerden 12'yi bulmamız gerekiyordu. Yani cevabımız C'dir diyoruz. Var mı sorusu olan? Devam. Demiş ki, analitik düzlemde OX eksen üzerinde bulunan ve A noktası ile B noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktanın apsisi kaçtır? Arkadaşlar şu analitik düzlemimiz olsa, burası X eksen olsa, burası Y eksen olsa, bunun üzerinde bulunan bir C noktasından bahsetsek, X ekseni yani OX eksen üzerindeki noktanın apsisini X dersek ordinatı kesinlikle sıfırdır. Bu X eksen üzerindeki noktaların kuralıydı. X eksen üzerindeyse ordinat sıfırdır. Noktamız Y ekseni üzerindeyse apsisimiz sıfırdır. O zaman bize soruda şöyle diyor. Bu C noktasının hem A'ya olan uzaklığı hem de B'ye olan uzaklığı birbirine eşit diyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bakın A noktası eksi 2'ye 3, C noktası X'e 0. Bu ikisinden biz AC uzaklığını şöyle bulamaz mıyız? Apsisler farkı X eksi eksi 2'nin karesi artı ordinatlar farkı 3 eksi 0'ın karesi. Yani bizim A ile C arasındaki uzaklığımız şuymuş. X artı 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 9. Bunu bulduk. Geldik bir de bize BC lazım. B noktasının bize 4'e eksi 1 olduğunu söylemiş. C noktasının biz X'e 0 olduğunu söyledik. Buradan biz BC'yi bulmak istersek yine apsisler farkından X eksi 4'ün karesi artı ordinatlar farkından eksi 1 eksi 0'ın karesi. Bir adım daha düzenlersem bunu ne olacak? Kök içerisinde X eksi 4'ün karesi artı eksi 1'in karesinden 1 yapacak. Soru da bize bu durumda neyi vermiş arkadaşlar? Neyi vermişti? Demişti ki AC eşittir BC. C noktasının A'ya ve B'ye olan uzaklıkları birbirine eşit demişti. O zaman kök içerisinde x artı 2'nin karesi artı 9 dediğimiz değer kök içerisinde x eksi 4'ün karesi artı 1. Bu karekökler gitti. Şu kareyi açarsak x kare artı 4 x artı 4 artı 9. Yandaki kareyi açarsak x kare eksi 8 x artı 16 artı 1. Şu x kareler gitti. Bunu diğer tarafa atınca 12 x yaptı. Burası 13 yapıyor arkadaşlar. Burası 17. Diğer tarafa atarsak geriye kaç kalacak? 4 kalacak. Her tarafı 12'ye böldüğünüz zaman benim x dediğim değer 4 bölü 12 yani 1 bölü 3 olacak. Benim seçeneklerden 1 bölü 3'ü bulmam gerekiyordu. Var mı sorusu olan? Devam. Bakın. Soruya bakıyorum. A noktasının B'ye olan uzaklığı eşitmiş A noktasının C'ye olan uzaklığı. Yani az önceki sorunun koordinat düzleminde ifade edilmiş hali. Bunun yerine şöyle diyebilirdi. B noktası eksi 3'e 1 noktası ile C noktası 2'ye eksi 1 noktasına eşit uzaklıkta bulunan ve Y ekseni üzerinde bulunan ki bu durumda apsisimiz 0, ordinatımız da Y olsun dersek
noktanın ordinatı kaçtır diye sorabilirdi. O zaman bizim, bize zaten bakın şurada söylemiş, AB AC eşit dediği için bizim bir AB'yi bulmamız lazım. Yani A noktasını sıfıra y, B noktasını biz eksi 3, 1 aldığımız zaman bizim A ile B arasındaki uzaklığımız kök içerisinde apsisler farkı eksi 3 eksi 0'ın karesi artı ordinatlar farkı y eksi 1'in karesi. Bunu bir adım daha düzenleyecek olursam kök içerisinde eksi 3'ün karesinden 9 artı burası y eksi 1'in karesi yaptı. A ile B arasındaki uzaklığı bulduk. Şimdi A ile C arasındaki uzaklığı bulmak için A ile C'yi yazıyorum arkadaşlar. A ile C. C'miz 2'ye eksi 1. O zaman A ile C arasındaki uzaklığımız kök içerisinde apsisler farkı 2 eksi 0'ın karesi artı ordinatlar farkı y eksi eksi 1'in karesi. Bir adım daha düzenlersem 2'nin karesinden buradan 4, buradan da eksi eksi artı olur. Y artı 1'in karesine dönüşmüş olur. Yani bize soruda neyi vermişti zaten? AB'nin AC'ye eşit olduğunu hem burada söylemişti hem de şu eşitlikleri atarak söylemişti. O zaman kök içerisinde 9 artı y eksi 1'in karesi eşit olacak. Kök içerisinde 4 artı y artı 1'in karesine. Ve bu karekökler gider. 9 artı bu kareyi açarsam birincinin karesi 2 katı, ikincinin karesi 4 artı birincinin karesi 2 katı, ikincinin karesi. Ve bu durumda şu y kareler gitti. Bu taraf 10 eksi 2'ye yaptı. Diğer taraf 5 artı 2'ye yaptı. 5'i bu tarafa aldım 5 kaldı. 2'yi bu tarafa aldım 4'ye yaptı. Buradan benim y dediğim değer 5 bölü 4. Zaten y neydi arkadaşlar? A'nın ordinatıydı. Bakıyorum bize de zaten onu sorduğu için cevabımız 5 bölü 4'tür diyoruz. Var mı sorusu olan? Devam. Aşağıda köşelerin koordinatları verilen doğru parçaların orta noktaları bulunur. Arkadaşlar orta nokta, bunun orta noktasına biz C dersek, apsislerin aritmetik ortalaması, o zaman 3 ile 5'i topluyorum, 2 terim topladığım için 2'ye bölüyorum. Ordinatların aritmetik toplamı ortalaması, o zaman 5 ile eksi 1'i topluyorum, 2'ye bölüyorum. Yani C 8 bölü 2'den 4, 5 eksi 1 yani 4 bölü 2'den 2. Bunun orta noktası 4'e 2 noktasıdır dememiz gerekiyordu. Geçiyoruz. Yine aynı soru orta noktasını soruyor bize. Bunların orta noktasına biz M diyecek olursak apsisler toplamı 3 eksi A eksi 5 artı A oldu. Toplayınca bölü 2 virgül. Ordinatlar toplamı eksi 4 artı B eksi 2 eksi B bölü 2 demem gerekiyor. Yani şuradan A'lar gidecek. Şurası eksi 2 bölü 2'den eksi 1'e dönüşecek arkadaşlar. Buradan B'ler gidecek. Burası eksi 6 bölü 2'den eksi 3'e dönüşecek. Benim seçeneklerden eksi 1'e eksi 3'ü orta nokta olarak işaretlemem gerekiyordu. Geçiyoruz. Yine bu noktaların orta noktası demiş. P, Q, R diyelim o zaman. Apsislerin aritmetik ortalaması. Eksi 1 bölü 2 artı 7 bölü 2 bölü 2 virgül. Ordinatların aritmetik ortalaması eksi 13 bölü 5 artı 3 bölü 5 bölü 2. O zaman şurayı toplarsak 6 bölü 2 3. O zaman buradan 3 bölü 2 kaldı arkadaşlar. Şurayı toplarsak eksi 10 bölü 5 o da eksi 2 yapar. Yani eksi 2 bölü 2'den eksi 1 yapar demem gerekiyor. Yani buralarda ufak tefek çarpma bölme toplama işlemi olduğu için birazcık hızlı geçtim. Sizin bilmeniz gereken orta nokta için apsislerin aritmetik ortalaması, ordinatların aritmetik ortalaması. Geçiyoruz. Bakın Beşiktaşlı bir arkadaş demiş ki M 1903 buraya N demiş. M ne noktası olsun? P noktası olsun. O zaman apsislerden 1903 artı eksi 1903 bölü 2 virgül. Ordinatlardan eksi 2018 artı 2019 bölü 2. 1900 eksi 1900 0 yapar. 0 bölü 2 0 yapar. Eksi 2018 artı 2019 1 yapar. O zaman bu da ne olur? 1 bölü 2 olur. P noktamız 0'a 1 bölü 2'dir diyoruz.
Devam ettik. Evet, demiş ki soruda A noktasıyla B noktasının orta noktası C eksi 1'e 1'dir demiş. O zaman biz bu C noktasını normalde bulmak isteseydik A noktasının apsisi ile B noktasının apsisinin aritmetik ortalaması yani x eksi 2 artı 3 bölü 2 virgül ve ordinatların aritmetik ortalamasından eksi 4 artı y artı 6 bölü 2 diyecektim. Ama soruda bana bunu c eksi 1'e 1 olduğunu söylemiş. Bu durumda karşılıklı elemanlar eşit olacağı için bunun eksi 1'e, apsisin apsisi ordinatın ordinata eşit olması lazım. Yani bize soruda neyi vermiş arkadaşlar? X eksi 2 artı 3 bölü 2'nin eksi 1 olduğunu ve eksi 4 artı y artı 6 bölü 2'nin 1 olduğunu söylemiş. İşler dışlar çarpımı yapıp düzenlersem şu yukarısı x artı 1, burası eksi 2 oldu. Yine işler dışlar çarpımı yaparsam bu yukarısı y artı 2, diğer taraf 2 oldu. 1'i bu tarafa attım, benim x dediğim değer eksi 3 çıktı. 2'yi bu tarafa attım, benim y dediğim değer ne çıktı? 0 çıktı. Bize soruda x de y'yi çarp demiş. Eksi 3 çarpı 0'dan bizim seçeneklerden 0 bulmamız gerekiyordu. Var mı sorusu olan? Devam. Şimdi bakalım soruyu. Diyor ki şekilde A, B, C, D noktaları doğrusal. Güzel. A, C, C, D'ye eşit demiş. Bakın A, C, C, D'ye eşit. O zaman ben C noktası A ile D'nin orta noktası diyebilirim. Orta noktasıdır. Çünkü şu iki uzunluğun birbirine eşit olduğunu söylemiş bize. Bunu bir kullanalım. Şimdi bize A noktasının ne olduğunu M eksi 1 virgül 3 olduğunu söylemiş. D noktasının 7 eksi 5 olduğunu söylemiş. Bize C noktasının da 4'e N artı 2 olduğunu söylemiş. O zaman şu ikisinden ben C'yi elde edebiliyormuşum. Orta noktası olduğunu söylediğimiz için. Apsisin aritmetik ortalamasından M eksi 1 artı 7 bölü 2 virgül. Ordinatlardan da 3 eksi 5 bölü 2. Bu neye eşit olacak? C 4'e N artı 2 eşit olmak zorunda. Yani bunun buna eşit olması lazım. Bu durumda M artı 6 bölü 2 dediğin değer 4'e eşittir. Bunun da buna eşit olması lazım. Yani eksi 2 bölü 2'miz N artı 2 eşittir. İşler dışlar çarpımından M artı 6'mız 8'dir. Yani M'miz 2'ye eşittir arkadaşlar. Buradan şuradan eksi 1 eşittir N artı 2 deriz. Yani N'miz de eksi 3'tür dememiz gerekiyor. Bunu kullandık. Şurayla bizim işimiz bitti. Bakın burayı kullandık. Şimdi geldik diğer tarafa. Biz eğer AB'ye K diyecek olursak AC'nin tamamı 2K olacağına göre burası da K yapar. Bu durumda bakın burası da orta nokta oldu. Yani bize diyor ki burada B noktası A ile C'nin orta noktasıdır. Orta noktasıdır. Yani bunları sözel olarak söylemek yerine arkadaşlar şekil üzerinde bu şekilde eşitliklerle söylemiş. Bu durumda A ile C'nin orta noktası dediğim için A'yı yazarım. Normalde M eksi 1'di. Biz M'yi 2 bulduk. O zaman 1'e 3 noktası oldu. C noktasını yazarız. Bakıyorum 4'e N artı 2'ydi. N'yi eksi 3 buldum. O zaman 4'e eksi 1 oldu. O zaman biz buradan B noktasını apsisten aritmetik ortalamasından 1 artı 4 bölü 2 ordinatların aritmetik ortalamasından 3 artı eksi 1 bölü 2 diye yazarız. Yani bizim B noktamız ne olacak? 5 bölü 2'ye 2 bölü 2'den 1'dir diyeceğiz. Bizim seçeneklerden 5 bölü 2'ye 1'i bulmamız gerekiyordu. Var mı sorusu olan? Devam. Şimdi soruya bakalım. Diyor ki ABC'de şeyleri dik koordinat düzleminde her bir birim 1 kilometre gösterme üzere modellenmiştir. A noktasının apsisi eksi 3, ordinatı 4. C noktasının apsisi 4, ordinatı 4. B noktasının apsisi 7, ordinatı eksi 2. Değil mi? Bakın 7 nereye gidip eksi 2'ye gidiyor. Şimdi sonra demiş ki D şehri A ve B şehirlerine eşit uzaklıktadır demiş. Yani şu mesafe eşitmiş arkadaşlar. O zaman biz şunu söyleyemez miyiz? D noktası A ile B'nin orta noktasıdır. Orta noktasıdır. Bu durumda A noktasının eksi 3'e 4 olduğunu şekilde vermiş. B noktasının da bize 7'ye eksi 2 olduğunu şekilde vermiş. Bu ikisinden biz D'yi yazabiliriz.
Apsislerin aritmetik ortalamasına eksi 3 artı 7 bölü 2 deriz. Ordinatların aritmetik ortalamasına 4 artı eksi 2 bölü 2 deriz. Yani buradan bizim D noktamız 4 bölü 2'den 2. Buradan 2 bölü 2'den kaç gelecek? 1 gelecek. D noktamız 2'ye 1 noktası çıktı. Şimdi diyor ki bize D şehrinin C şehrine en kısa uzaklığı. Arkadaşlar en kısa uzaklığı için bakın bizim şurayı almamız lazım. Çünkü ben şöyle de gidebilirim bakın D'ye gitmek isteseydim. Şu yolu kullanırdım. Şurayı takip ederdim. Şuradan tekrar nereye gelirdim? C'ye gelebilirdim. Ama en kısa dediği için direkt hipotenüs. Yani şöyle gidebileceğimiz kuş uçumu mesafeyi soruyor bize. O zaman bize CD arasını sorduğu için kök içerisinde ne diyeceğiz biz? Apsisler farkından 4-2'nin karesi artı ordinatlar farkından 4-1'in karesi dememiz gerekecek. Bizim buradan CD dediğimiz kök içerisinde 2'nin karesi artı 3'ün karesi yapacak. O da 4 artı 9'dan kök 13'tür diyoruz. Devam. Şimdi bu bir doğru parçası içten bölen ve dıştan bölenle alakalı işlemler. Şimdi içten bölende arkadaşlar bu içteki nokta doğru parçasının elemanı olacaktı. Soru üzerine tekrar söyleyeceğim. Şu formülü hesaplamanıza gerek yok. Biz orantı kullanacağız. Dıştan böldüğü zaman da eleman olmayacak. Soruda eleman değildir der ya da dıştan bölüyor diye sözel olarak söyler. Normalde biz ne yapacağız? Değişimleri kullanarak işlem yapacağız. Soru üzerinde anlatayım ben size. Evet, şimdi bakın. Bize A, C, B noktaların doğrusal olduğunu söylemiş. C, A'nın, C, B'ye oranın 4'e 3 yani 4K'ya 3K olduğunu söylemiş. O zaman ben şuraya 4K diyorsam eğer buraya 3K demem gerekiyor. Benim C noktasını bulmam gerekiyor. Eğer biz A'dan B'ye gideceksek ki bildiğimiz noktaları kullandığımız için A ile B'yi kullanmamız lazım. Toplamda 7K'lık bir değişim var arkadaşlar. O zaman kenara geçip diyorsunuz ki apsisler. 7K'da bakıyorum eksi 3'ten 11'e çıkmış. Yani 14 artmış. 14 artmış. O zaman K'da 2 artar. Ben A'dan C'ye gideceğim için 4K'lık bir değişimi hesaplamalıyım. Bu durumda 4K'da 8 artar demem gerekiyor. Geçtik. Bir de bizim burada ordinatlarımız var. Ordinatlar. Yine 7K'lık bir değişim var. 7K'da 4'ten eksi 3'e düşmüş. 4'ten eksi 3'e düşüyorsa 7 azalmıştır. 7 azalmış. Bu durumda K'da 1 azalır. Yani bize yine 4K'lık değişim lazım olduğu için 4K'da 4 azalır dememiz gerekiyordu. Buna göre biz A noktasından C noktasına geçeceğiz. 4K'lık geçeceğiz. Normalde eksi 3'tü ama 4K'da apsisimiz 8 arttığı için buna 8 eklememiz lazım. Normalde ordinatımız 4'tü. Yalnız 4K'da 4 azalır dediği için benim buradan 4 çıkartmam gerekecek. Yani benim C noktam düzenlersem 5'e 0 noktası olacakmış. Yani cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Var mı sorusu olan? Devam. Analitik düzlemde eksi 3'e 0, 1'e 6 C, A, B noktaları doğrusaldır. Hemen bir tane doğru çiziyorum. Sonra C bunun elemanıymış. Yani C burada bir yerdeymiş. O zaman ben şuraya A eksi 3'e 0 dersem buraya B 1'e 6 demem lazım. Arada bir yerde de C var diyeceğim. A'ya B demem gerekiyor. Sonra eğer ben A ile C arasında K dersem C ile B arasında yapacakmış 3K. Yani ben şuraya K dersem buranın 3K olması lazım. Yani şekil olarak eşit gibi gözüküyor ama bu oranlara göre çizmedim ben sonuçta. Ama hemen şöyle bir düzeltme yapabiliriz. Deriz ki şunu şöyle aldık. C'yi de şuraya aldık. Birazcık daha K'ya 3K'ya benzemiş oldu. Hemen hemen. Bakayım. Evet. Şimdi biz bildiğimiz noktaları kullanacaksak arkadaşlar A'dan B'ye gitmemiz gerekiyor. Bakın bildiğimiz noktalar A ve B, A'dan B'ye gideceğiz. A'dan B'ye ben gitmek istersem 4K'lık bir değişim kullanmam gerekiyor. O zaman kenara geçiyorum. Diyorum ki apsisler 4K'da eksi 3'ten 1'e çıktı.
Yani 4 artmış. Bu durumda K da 1 artar. Ben A'dan C'ye gideceğim için K kadar değişimi hesaplamam gerekiyor. Zaten K'yı bulduğum için tekrar bir işlem yapmama gerek yok. Geçtik. Ordinatlar. Ordinatlar bakıyorum 0'dan 6'ya çıkmış. O zaman 4K'da 6 artmış. K'da ne yapar? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 artar demem gerekiyor. Bize zaten K'lık değişim lazımdır. Şimdi biz ne yapacağız? Bakın hep gittiğim yöne doğru hareket ediyorum. Fark ettiyseniz A'dan B'ye gidiyorsam A'dan C'ye gidiyorum. Çünkü ona göre ben bir değişim buldum. Bu durumda A eksi 3'e 0 noktasından ben C'ye geçiş yapacağım. Ne kadar bir geçiş yapıyorum? K'lık değişim yapıyorum. Normalde A'nın afisi eksi 3'tü. Ama K kadar gidince 1 artacağı için artı 1 ekledim. Normalde A'nın ordinatı 0'dı. Ama K kadar gidince 3 bölü 2 artacağı için 3 bölü 2 ekledim. Yani benim C noktam eksi 2'ye 3 bölü 2 noktasıdır. Yani bizim A dediğimiz yer eksi 2'dir. B dediğimiz yer 3 bölü 2'dir. Ki soruda bize A ile B'yi çarp dediği için eksi 2 çarpı 3 bölü 2'den benim seçeneklerden eksi 3'ü işaretlemem gerekecekti. Var mı sorusu olan? Devam. Bakın. Demiş ki AK BK'ye eşit. Bakın bura buraya eşit. O zaman K noktası A ile B'nin aritmetik ortalaması diyorum. Orta noktasıdır. Orta noktasıdır. Bize A noktasını vermiş eksi 1'e eksi 4. B noktasını vermiş 7'ye eksi 2. Bu durumda bizim K noktamız apsisten aritmetik ortalamasından eksi 1 artı 7 bölü 2. Ordinatın aritmetik ortalamasından eksi 4 eksi 2 bölü 2. Yani bizim K noktamız 6 bölü 2'den 3 eksi 6 bölü 2'den eksi 3 olacakmış. Peki sonra başka neler vermiş bakıyorum. Demiş ki bize burada KL, L mi, C mi? Yani ben şuraya T dersem burada T'ymiş, burada T'ymiş. Bizim aradığımız neresi? L. O zaman ben burayı şöyle doğrusal şekilde çizdiğimi düşünecek olursam. Şuraya K'yı alacağım. Şuraya L'yi alacağım. Yok L'yi değil. M'yi alacağım. Onu da değil. C'yi alacağım. Şu araya da neyi almam gerekiyor? L'yi almam gerekiyor. Bakıyorum. K'dan L'ye T kadar gidiyormuşum. L'den C'ye TT 2T kadar gitmem gerekiyormuş. K noktasını bulduk az önce 3'e eksi 3. C noktasını zaten bize 1'e 3 vermişti. Sonrası biz bildiğimiz noktaları kullanacağımız için K'dan C'ye gelmemiz lazım. Yani 3T'lik değişim kullanmam gerekiyor. O zaman apsisler diyeceğiz. Diyeceğiz ki 3T'de 3'ten 1'e düşmüş. O zaman 2 azalmış. Bu durumda T'de 2 bölü 3 azalır. Sonra ordinatlar diyeceğiz. Ordinatlar. Yine aynı şekilde 3T'de ne yapmış? Eksi 3'ten 3'e çıkmış. Yani 6 artmış. 6 artmış. Bu durumda T'de 2 artar. T'de de 2 artar demem gerekiyor. Peki biz L noktasının koordinatları toplamını öğreniyoruz. Yani bizim bir L'yi bulmamız lazım. Biz K 3'e eksi 3 noktasından L'ye geçiş yapıyoruz. Ne kadar? T kadar geçiyoruz. Bakın buradan buraya T kadar geçiş yapmam gerekiyor. O zaman normalde 3'tü. 2 bölü 3 azalır dediğim için 2 bölü 3 çıkarttım. Virgül. Normalde eksi 3'tü. 2 artar ordinat dediğim için artı 2 ekledim. Yani benim L noktam şurayı düzenlersem 7 bölü 3. Burasından buradan da ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Son kısmında demişti ki bize L noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Bu durumda 7 bölü 3 ile eksi 1'i toplayıp bizim seçeneklerden 4 bölü 3'ü bulmamız gerekiyordu. Cevabımız 4 bölü 3'tür diyoruz. Devam ettik. Bakın CAB noktaları doğrusal. CB AC'nin 3 katı. C noktasının koordinatları aşağıdaki hangisidir? Bakalım.
Eğer biz AC uzunluğuna K diyecek olursak CB'nin tamamı 3K yapmalı. Yani buradan buraya olan mesafe 3K olmalı. O zaman şuraya ne kalacak? 2K kalacak. Şimdi bizim C'ye gitmemiz gerektiği için arkadaşlar şu yönde gidiyorum. B'den A'ya doğru gidiyor. B'den A'ya doğru gideceksem ben eğer burada 2K'lık bir değişim var. O zaman hemen diyoruz. Apsisler. 2K'da 3'ten eksi 1'e düşmüş. Yani 4 azalmış. Bu durumda K'da 2 azalır. Bize bakıyoruz. A'dan C'ye geçeceğim için K lazım. O yüzden ekstra bir şey yapmam gerek yok. Sonra devam ettik. Ordinatlar. Dedik ki 2K'da eksi 3'ten 1'e çıkmış. Yani 4 artmış. Bu durumda K'da 2 artar diyoruz. Hemen diyoruz ki biz A noktasından eksi 1'e 1'den C noktasına geçiş yapacağız. K'lık bir geçiş var. Normalde A'da eksi 1'de apsis. 2 azalır dediğim için 2 çıkarttım. Normalde A'da ordinatımız 1'di. 2 artar dediğim için artı 2 ekledim. O zaman bizim C noktamız eksi 3'e 3 noktası olacak dememiz gerekiyor. Yani cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Devam ettik. Bakın analitik düzlemde A, B noktaları veriliyor. A, B, C noktalarında doğrusal olan C eleman değildir. Eleman değilse arkadaşlar bu dıştadır. Tamam mı? O zaman bir doğru düşüneceğiz. Biz bu noktanın C noktasının dışta olduğunu biliyoruz. C noktası X'e Y noktası olsun. Şimdi ben buradaki orana göre A ile C arasında 2K dersem C ile B arasında 3K demem lazım. Bunu önceden de söylemiştim. Tekrar ediyorum. Bu dıştan bölünen sorularda kat olarak büyük olan C'den uzaktadır. Yani daha dışarıdadır. Yani bu B dışarıda olacak. A arada bir yerde olacak. A da şurada bir yerde olsun. Bize A noktasının 3'e eksi 4 olduğunu, B noktasının eksi 7'ye 8 olduğunu söylemiş. A ile C arasında 2K demişim. B ile C arasının tamamı normalde 3K'ymış. O zaman buraya kalacak K demem gerekiyor. Zaten arkadaşlar siz bunu eğer ters yazarsanız bakın olmayacağını zaten kendiniz görürsünüz. A'yı buraya alıp B'yi de buraya aldınız diyelim. B ile C arası 3K iken A ile C arası ne yapmaz? 2K yapmaz. O yüzden katlardan büyük olan C'den daha uzaktadır. Yani dışarıdadır dememiz gerekiyor. Şimdi biz C'ye gideceğiz. O zaman bakıyorum. Ben bildiğim noktaları kullanacaksam A'dan B'ye gelmem gerekiyor. Sonra da 2K'lık bir değişimle C'ye geçişini hesaplamam gerekiyor. A'dan B'ye gelecekmişim. Ne kadar değişim var? K. O zaman yazıyoruz. Apsisler. Diyoruz ki K'da eksi 7'den 3'e çıkmış. Yani 10 artmış. Bu durumda 2K'da 20 artar. Sonra ordinatlar diyeceğiz. Ordinatlar. Yine bakıyoruz. K'da 8'den eksi 4'e düşmüş. Yani 12 azalmış. Bu durumda 2K'da 24 azalır demem gerekiyor. Şimdi biz ne yapacağız? A noktasından, buradaki A noktasından yani 3'e eksi 4 noktasından C'ye geçiş yapacağız. 2K'lık bir geçiş var. Normalde 3'tü. 20 artar dediğim için 20 ekledim. Normalde eksi 4'tü. 24 azalır dediğim için ne yaptım? 24 ekledim. Buradan C noktamız 23'e ne noktası oldu arkadaşlar? Pardon, 24 azalır dediğim için 24 çıkartmam gerekiyordu. 24 çıkarttık. O zaman eksi 28 oldu. Yani benim 23'e 28 noktasını seçeneklerde bulmam gerekiyordu. Devam ediyoruz. Analitik düzlemde K noktası, L noktası ile KL doğru parçası oluşturmuşuz. Bir M noktası varmış. Bu dıştan bölüyor demiş. O zaman hemen doğrumuzu çiziyoruz. Diyoruz ki bizim M noktamız şurası olsun. Elimizde bir K var. Burada bir yerde de L var diyeceğiz. Bakacağız hangisi olduğunu. Ben şimdi eğer şuraya 3K dersem buranın 2K olduğunu söylediğime göre L'nin olduğu yerin katı daha büyük olduğu için L dışarıda, K içeride olacak.
Yani bakın burası 2K olacak. Toplamda 3K yapacak. O zaman buranın K olması gerekiyor. Bize verilen noktalar. L'nin bize 5'e eksi 3 olduğunu söylemiş. K'nın bize eksi 4'e 7 olduğunu söylemiş. M'yi zaten arıyoruz. Ona da X ve Y diyelim. Bize X artı Y'yi soruyor. Şimdi bildiğimiz noktaları kullanacak olursak bizim L ile K'yı kullanmamız lazım. L'den K'ya gitmemiz gerekiyor. Sonra da buradan buraya 2K'lık gitmemiz gerekiyor. O zaman hemen yazıyoruz. Diyoruz ki apsisler K'da 5'ten eksi 4'e düşmüş. Yani 9 azalmış. O zaman 2K'da 18 azalır. Ordinatlar ne yapmış? K'da bakıyoruz. Eksi 3'ten 7'ye çıkmış. Yani 10 artmış. Bu durumda 2K'da kaç artar? 20 artar diyoruz. Biz K noktası olan eksi 4'e 7 noktasından M'ye geçiş yapacağız. 2K'lık bir geçişimiz var burada. M'ye geçiş yapacağız. 2K'lık bir geçişimiz var burada. Bizim M noktamız normalde apsisimiz 4'tü. 18 azalır dediğim için 18 çıkarttım. Normalde ordinatımız 7 idi. 20 artar dediğim için 20 ekledim. Yani benim M noktam eksi 22'ye 27 noktası yapacakmış. Bize M noktasının koordinatları toplamını soruyor. Eksi 22 ile 27'yi toplayıp bizim seçeneklerden 5'i işaretlememiz gerekiyordu. Devam ediyoruz. Analitik düzlemde A eksi 1'e 2 ve B 3'e K artı 4 noktaları arasındaki uzaklık 4 kök 5 birim. Yani bize A ile B arasındaki uzaklığın 4 kök 5 olduğunu söylemiş. A ile B arasındaki uzaklık dediğimiz zaman arkadaşlar apsisler farkından eksi 1 eksi 3'ün karesi artı ordinatlar farkından K artı 4 eksi 2'nin karesi diyebilmem gerekiyor. Bu da 4 kök 5'miş. Her iki tarafın karesini alırsak bu kök gidecek. Burası 4'ün karesi olacak. Burası K artı 2'nin karesi olacak. Buranın da karesini aldığımız zaman her iki tarafın karesini aldığımızda 80 yapacak. Bu durumda 16'yı diğer tarafa atarsam K artı 2'nin karesinin ne olması lazım? 64 olması lazım. Buradan K artı 2 dediğimiz değer 8 olur. K artı 2 dediğimiz değer ne olur? Eksi 8 olur. Yani bizim K dediğimiz değer 6'dır. K dediğimiz değer eksi 10'dur dememiz gerekiyordu. Bize neyi sormuş? K'nın alabileceği değerler toplamı. Yani 6 ile eksi 10'u bul. Sonra da topla seçeneklerden eksi 4'ü işaretle demiş bize. Devam ediyoruz. Analitik düzlemde A noktası ile B noktasının orta noktası orijin. Arkadaşlar bunun orta noktası orijinse nedir? Orijin 0'a 0'dır diyeceğiz. Ve bunun biz orta nokta kuralından apsislerin aritmetik ortalaması yani 2m artı 4 ile eksi 6'yı toplayıp 2'ye böleceğiz. Ve eksi 3 ile 5 eksi 3 n'yi toplayıp 2'ye böleceğiz. Bu durumda bunun sıfıra apsisin apsise ordinatın ordinata eşit olması lazım. Yani bize 2m eksi 2'nin 0 olduğunu, 2m'nin 2 olduğunu, m'nin 1 olduğunu söylemiş. Buradan da ne geliyor? 2 eksi 3 n'nin 0 olduğunu, 3 n'nin 2 olduğunu, n'nin de 2 bölü 3 olduğunu söylemiş bize. Bizden istediği p, m çarpı ne? Hemen yapalım. P 1 çarpı 2 bölü 3 virgül 1 eksi 2 bölü 3. Yani bizim p noktamız 2 bölü 3'e 1 bölü 3 noktası yapacakmış. Hangi bölgededir demiş. X'inin de pozitif olduğu yer birinci bölge olduğu için bizim seçeneklerden birinci bölgeyi işaretlememiz gerekiyordu. Devam ettik. Noktaları doğrusal. C bunun elemanı. Arkadaşlar C elemanıysa nedir? İçeridedir. İçten bölmüştür. O zaman ben şuraya A, şuraya B diyorsam şu arada bir yerde C noktası vardır. Şurada da C noktası vardır diyelim. Burası X, Y olarak söylenmiş. Ben eğer şuraya 3K dersem BC'ye 2K demem gerekiyormuş. Bakın şurası 3K ise burası 2K demeliyim. A noktasının bize eksi 1'e 3 olduğunu, B noktasının bize 4'e eksi 7 olduğunu söylemiş.
Bildiğimiz noktaları kullanacaksak bizim A'dan B'ye gitmemiz gerekiyor. Toplamda 5K'lık bir değişim var. O zaman hemen yazarız. Deriz ki apsisler 5K'da eksi 1'den 4'e çıkmış. 5 artmış. O zaman K'da 1 artar. Biz A'dan C'ye geçeceğimiz için 3K'yı bulmalıyız. 3K'da 3 artar deriz. Sonra devam ederiz. Ordinatlar deriz. Ordinatlar. Ordinatlar yine 5K'lık bir değişim var. 5K'da bakıyorum 3'ten eksi 7'ye düşmüş. Yani 10 azalmış. Bu durumda K'da 2 azalır. Bize 3K lazım. 3K'da 6 azalır dememiz gerekiyor. Bize diyor ki C noktasını bul. Koordinatlarını topla. X artı Y. O zaman biz A eksi 1'e 3 noktasından C'ye geçiş yapacağız. 3K'lık bir geçiş yapacağız. Normalde eksi 1'di. 3K'da 3 arttığı için 3 ekledim. Normalde 3'tü. 3K'da 6 azaldı ordinat. O yüzden 6 çıkarttık. Yani bizim C noktamız 2'ye eksi 3 noktasına dönüşmüş oldu arkadaşlar. Bize ne diyor soruda? X ile Y'yi yani C'nin koordinatlarını topla demiş. 2 ile eksi 3'ü topladığımız zaman bizim seçeneklerden eksi 1'i bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Analitik düzlemde A noktasını vermiş, B noktasının oluşturduğu doğru parçasını AC, 3AC, 2BC olacak şekilde dıştan bölen demiş. O zaman hemen C noktasını dışarıya atıyoruz. C noktası ne olsun? Şurası olsun. X virgül Y olsun. Ben AC'ye 3K dersem, BC'min ters söyledim. AC'ye 2K dersem, BC'ye 3K demem gerekiyor ki bu eşitlik sağlansın. Katlardan büyük olan C'den uzaktadır, yani dışarıdadır. O yüzden B'nin burada olması lazım. A'nın da burada bir yerde olması gerekiyor. Şimdi AC arası 2K ise BA arası K yapacak ki toplamda burası ne yapsın arkadaşlar? 3K yapsın. Burası da tamam. Başka ne kaldı? Bize B noktasının 0'a 2, A noktasının da eksi 1'e 4 olduğunu söylemiş. Biz bildiğimiz noktaları kullanırsak ilk başta A'dan B'ye gideriz K kadar. Sonra 2K'lık değişimle C'ye geçiş yapmamız gerekiyor. O zaman diyoruz ki apsisler normalde K'da 0'dan eksi 1'e düşmüş. O zaman 1 azalmış diyeceğiz. Bize 2K'lık değişim lazım. 2K'da 2 azalır deriz. Devam ettik. Ordinatlar da durum nasıl? Bakıyoruz. Yine K'da 2'den 4'e çıkmış. 2 artmış. Bu durumda 2K'da 4 artar deriz. Biz A noktası eksi 1'e 4 noktasından C noktasına geçiş yapacağız. 2K'lık bir geçiş yapmalıyız. O zaman eksi 1, 2K'da 2 azalır dediğim için 2 çıkartıyorum. Sonra normalde 4'tü. 4 artar dediğim için 4 ekliyorum. Yani benim C noktam eksi 3'e 8 noktasıdır diyoruz. O yüzden cevaplardan A'yı işaretlememiz gerekiyordu. Var mı sorusu olan? Devam. Yukarıda verilenlere göre B noktasının orijinal uzaklığı kaç birimdir? Arkadaşlar A noktasının şurasının 9, yani buranın 0'a 9 noktası olduğunu söylemiş bize. C noktasının şuranın 6, yani 6'ya 0 olduğunu söylemiş. BC arasında 2K derseniz AB arasında 2K diyeceksiniz demiş bize. Verilenlere göre B noktasının orijinal uzaklığı kaç birimdir? Yani 0, 0 ile B'nin arasındaki uzaklığı soruyor bize. Bakın bunu doğrusal olarak çizersem A noktası 9'a 0, C noktası A noktası 0'a 9, A noktası 0'a 9, C noktası 6'ya 0. Arada şurada B var. Burası K ise burası 2K. Bakın 3K'lık bir değişim var. 3K'da apsis ne yapmış? Apsisler 0'dan 6'ya çıkmış, 6 artmış. O zaman K'da 2 artar, 2K'da 4 artar. Ordinatlar ne olacak? 3K'da bakıyorum 9'dan 0'a düşmüş, 9 azalmış.
Bu durumda K'da 3 azalır. O zaman 2K'da 6 azalır dememiz gerekiyor. Biz A noktasından yani 0,9'dan B'ye geçiş yapacağız. 2K'lık bir geçiş. Normalde 0'dı. 4 ekledik. Normalde 9'du. 6 azalttık. O zaman B noktamız 4'e 3 noktasıymış. Bize neyi soruyor peki? Bunun orijine olan uzaklığını soruyor. Yani OB arasını soruyor. Kural neydi? Apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi. 4'ün karesi artı 3'ün karesi, o da 3, 4, 5 üçgeninden 5'tir deyip bizim 5'i işaretlememiz gerekiyordu. Yani uzakta olduğumuz için ben görün diye uzun uzun yazdım. Normalde hemen şunu da söyleyebilirdiniz. İşte burası 3K, 9'dan 0'a düşmüş, 9 azalmış. K'da 3 azalır, 2K'da 6 azalır. 9-6'dan hemen bunun ordinatına 3 derdiniz. Veya burada da 0'dan 6'ya çıkmış. 3K'da 6 artıyorsa K'da 2 artar. Burada da 4 artar deyip 4'e 3 diye direkt yazabiliriz. Devam ettik. Burada ne yapmış bakalım. Şuranın orta nokta, bakın eşit olduğu için E'nin orta nokta olduğunu söylemiş arkadaşlar. O zaman bizim E noktamız 3 artı eksi 3 bölü 2 virgül 5 artı eksi 1 bölü 2. Yani bizim E noktamız 0'a 2 noktasıymış arkadaşlar. Geldik F noktasına, bakın buralarda eşit olduğu için F de C ile B'nin orta noktasıdır. O zaman 7 artı 5 bölü 2 virgül 22 artı eksi 2 bölü 2 deyip buranın da F noktasının apsisinin 12 bölü 2'den 6, ordinatının 20 bölü 2'den 10 olduğunu söylememiz lazım. Bize EF uzunluğunu soruyor. EF dediğimiz uzunluk ne olacak arkadaşlar? Kök içerisinde ordinatlar, apsisler farkı 0-6'nın karesi artı ordinatlar farkı 10-2'nin karesi. Yani bizim EF dediğimiz uzunluk kök içerisinde 6'nın karesi artı 8'in karesi. 6-8-10 diye özel üçgen olduğu için onun cevabının da 10 olduğunu söylememiz gerekiyordu. Geçiyoruz. Bakın özellikle soruda iç açıortay demiş. Bunu özellikle söylediği için iç açıortay teoremini kullanacaksınız demektir. Onu da hatırlatırım birazdan size. Şurası 3 olduğu için arkadaşlar şurası 3 birimdir. Burası 8 olduğu için tamamı 8 birimdir. O zaman şuraya kalır 5 birim. Bakın bizim elimizde şöyle bir üçgen var. Açıortay var. Açıortayda şuraya K, buraya M, şuraya N, şuraya P diyecek olursak şu ikisinin oranı bu ikisinin oranı eşittir. Ya da kolların oranı ayakların oranı eşittir. Yani K'nın N'ye oranı M'nin P'ye oranı eşittir. Ya da kolların oranı ayakların oranı eşittir demem gerekiyor. Tabi soldan başladıysam ayakları da soldan oranlamam gerekiyor. Neyse bu durumda burası 3 burası 5 olduğuna göre arkadaşlar şurada da açıortay olduğu için burası 5 ise buranın 5K olması lazım. Burası 3 ise buranın 3K olması lazım. Şurası 90 olduğuna göre 5K, 3K, o zaman şuranın tamamı aslında 4K'dır. Bakın şu üçgeni düşünecek olursak buranın tamamı ne yapacak? 4K yapacak. Yani bize solda 4K'nın 8 olduğunu, aslında K'nın 2 olduğunu söylemiş. K 2 ise burası 3K kadarsa 6 birimdir. 6 olması için şuranın ne olması lazım? Eksi 6. Ki zaten bize neyi soruyor? Apsisini soruyor. O yüzden cevabımız C eksi 6'dır diyoruz. Var mı sorusu olan? Devam. Aşağıdaki doğrusal hatlara sahip bir teleferik modeli verilmiştir demiş. AC'ye K dersen diyor. CB uzunluğu 3K olacak demiş. A noktasını vermiş 3'e 4 noktası. Varacağı B noktasını vermiş 23'e 20 noktası. Bunu şu şekilde doğrusal olarak düşünecek olursak. Şurada bir A noktamız var. Şurada bizim bir B noktamız var. Burası 23'e 20. Burası ne olacak? 3'e 4 olacak. Arada bir yerde ne var? C var. Buna biz K dedik. Burası ne oldu? 3K. Şimdi bildiğimiz noktaları kullanacaksak arkadaşlar biz şuradan şuraya gitmeliyiz. Yani 4K'lık hareket etmeliyiz. O zaman apsisler diyeceğiz. 4K'da 3'ten 23'e çıkmış. 20 artmış. Bu durumda K'da 5 artar. Ki zaten biz buradan buraya geçişi hesaplayacağımız için bize K yeterli. Ordinatlar diyeceğiz ki 4K'da bakıyorum
4'ten 20'ye çıkmış. Yani 16 artmış. Bu durumda K'da kaç artar? 4 artar demem gerekiyor. Bizim normalde A noktamız arkadaşlar 3'e 4 noktası. Bu neye gidiyor? C noktasına gidiyor. K'lık bir değişimine gidiyor. 3'tü 5 fazlası. 4'tü 4 fazlası. Yani bizim C noktamız 8'e 8 oldu. Bize koordinatları toplamış olmuş. 8'e 8 toplayıp seçeneklerden bizim 16'yı işaretlememiz gerekiyordu. Devam ediyoruz. Analitik düzlemde MP, MB'nin noktasını vermiş. Bir P noktasından bahsetmiş. Eleman dediği için bu içten böler. İçten böler. PM'nin de doğrusal olduğunu söylemiş. O zaman ne yapıyoruz? Bir doğru çiziyoruz. Diyoruz ki burada bir yerde M vardır. Arada bir yerde P vardır. Burada da N vardır diyoruz. Bize M noktasının 1'e 5 olduğunu, N noktasının eksi 5'e 20 olduğunu söylemiş. Ve eğer NP'ye K derseniz içler dışlar çarpımından MP'nin de 2K olduğunu görmüş olacaksınız. Biz bildiğimiz noktaları kullanacak olursak M'den N'ye gitmemiz lazım. Yani 3K'lık bir değişimi hesaplamamız gerekiyor. O zaman ne diyoruz? Apsisler 3K'da 1'den eksi 5'e düşmüş. Yani 6 azalmış. Bu durumda K'da 2 azalır. Biz buradan buraya 2K'lık değişimi hesaplayacağımız için 2K'da 4 azalır dememiz gerekiyor. Sonra devam edeceğiz. Ordinatlar. Ordinatlar. Ordinatlar 3K'da bakıyorum 5'ten 20'ye çıkmış. Yani 15 artmış. Bu durumda K'da 5 artar dememiz gerekiyor. Bize 2K lazım. 2K'da ne yapar? 10 artar diyoruz. Biz ne yapacağız arkadaşlar? M noktasından 1'e 5 noktasından 2K kadar giderek P'ye gitmeye çalışacağız. Normalde apsisimiz 1'di. 4 azalır dediğim için 4 çıkarttım. Normalde ordinatımız 5'ti. 10 artar dediğim için 10 ekledim. Yani benim P noktamın apsisi eksi 3, ordinatı 15 çıktı. Bize apsisini sorduğu için seçeneklerden bizim eksi 3'ü bulmamız gerekiyordu. Devam ediyoruz. Birim karelerden oluşan her birim karenin alanında 1 metrekare olan, 1 kilometrekare olan demiş. Yani şuraların hep 1-1 olduğunu söylemiş arkadaşlar bize. Zaten birim kare deyince onu anlamamız gerekiyor. Bir telsizin ana sinyal direği T'dir. Bakın T o zaman bizim orijinimiz arkadaşlar. 0'a 0 aldık burayı. Telsiz sinyali ana direkten en fazla 3 kilometre uzağa ulaşabildiğine göre. Bakın telsiz sinyalinden yukarı doğru çıksam bu şu noktanın ordinatı 2, 1, 2, apsisi eksi 2. Yani burası eksi 2'ye 2 noktası. O zaman bunun buraya olan uzaklığı Pisagor'dan kök 8 kadardır. Devam ettik. İkinci noktayı bulmak istesem 1, 2, apsisim 2. 1, 2, 3, ordinatı 3. O zaman bunun orijinal uzaklığı Pisagor'dan kök 13 kadardır. Üçüncü nokta bakın zaten x eksen yani orijin kabul ettiğim için x ekseninde olduğu için 3'e 0 noktasıdır. Yani bunun buraya olan uzaklığı toplamda kaç birimdir? 3 birimdir. Devam ettik. Şu noktayı hesaplamak istedik gördüğünüzü. Buraya geldim. Apsisim eksi 1 oldu. 1, 2, 3 ordinatım eksi 3 oldu. O zaman şu mesafe 1 artı 9'dan kök 10 kadardır. Sonra devam ettik. Şuraya baktık. 1, 2, 3 apsisim eksi 3. Aşağı indim 1. Ordinatım eksi 1. Bu mesafede yine nedir? Kök 10 kadardır. Şimdi bize diyor ki en fazla 3 kilometre. Bakıyorum kök 8 3'ten küçük bu sinyal alır. Kök 13 3'ten büyük bu sinyal almaz. 3 3'e eşit en fazla 3 olduğu için bu da sinyal alıyor. Tam ucu ucuna yetişiyor. Kök 10 3'ten büyük sinyal almaz. Kök 10 3'ten büyük sinyal almaz. O yüzden burada toplamda sadece 1 ve 3 sinyal alır. Yani 2 tanesi telsiz sinyalini alır demeniz gerekiyordu. Yani orijinal olan uzaklıkla alakalı bir soru bu.
Demiş ki burada birim karelere ayrılmış zeminde B ve C noktaların orijin olan uzaklığı eşittir. Arkadaşlar orijin olan uzaklığı eşitse atıyorum bizim B noktamız X'e Y noktasıysa C noktamız Y'ye X olabilir veya eksi Y'ye eksi X olabilir veya eksi Y'ye X olabilir. Yani simetriyi ve işaret değiştirmiş halleri olabilir. Sonuçta karelerini aldığınız zaman aynı şey olur. Hatta eksi X'e eksi Y bile olabilir. Ama böyle düşünmek yerine seçenekleri kullanmak en mantıklı. Mesela A noktası orijin olsa, A orijin olsa 1, 2, 3 bakın absisi 3 1, 2, 3 ordinatım kaç yaptı? 3 yaptı. Yok yanlış saydım. 1, 2 demem gerekiyordu. Değil mi? 1, 2. 3'e 2 oldu. C'ye geldiğim zaman bakın 1, 2, 3 ordinatım eksi 3 çıktı. 1, 2 absisim 2 çıktı. Ben 2'ye eksi 3'ün de orijin olan uzaklığını alsam kök 13 yapar. 3'e 2'nin de orijin olan uzaklığını alsam kök 13 yapar. Yani birbirinin zıt işaretlisi veya yer değiştirmiş halleri olabilir. İlk denediğimiz yerde çıktığı için tekrar uğraşmak zorunda kalmıyor. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Devam ettik. Noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Yapacağımız şey belli arkadaşlar. K ile arasındaki uzaklığı bulmak istiyorsak biz kök içerisinde absisler farkı 2A-3'ten 4 artı 2A'yı çıkartıp bunun karesini alacağız. Artı 4 eksi A'dan eksi A artı 1'i çıkartıp bunun karesini alacağız. Burada eksi içeriye dağıttığımız zaman ne olur? Eksi 4 eksi 2A yapar. 2A'lar gider. Eksi 3 eksi 4'ten burası eksi 7'nin karesine dönüşür. Buradan eksi dağıtınca artı A eksi 1 yapar. A'lar gider. 4 eksi 1'den burası da 3'ün karesine dönüşür. Kök içerisinde. Yani toplamda burası 49 artı 9'un kareköküdür. Yani benim seçeneklerden kök 58'i bulmam gerekiyordu. Geçiyoruz. Analitik düzlemde köşelerin koordinatları K, L, M. Hemen bir üçgen çizmemiz gerekiyormuş. K, L, M üçgenini çizmeye çalışalım. K noktasının bize ne olduğunu söylemiş? 1'e eksi 3. L noktasının eksi 2, eksi 6. M noktasının da eksi 5'e eksi 3 olduğunu söylüyor. Bize çevirisini sorduğu için K, L, L, M ve K, M uzunluğunu bulmam lazım. K, L. Kök içerisinde diyeceğim ki 1 eksi eksi 2'den 3'ün karesi. Eksi 3, eksi, eksi 6'dan 3'ün karesinden bu toplamda 3 kök 2 yapar. Sonra LM'yi hesaplamam lazım. Absisler farkı eksi 2, eksi 5'ten, eksi, eksi 5'ten yine 3'ün karesi. Eksi 6, eksi 3'ten, eksi, eksi 3'ten yine 3'ün karesi yaptı. Yani bu da 3 kök 2 yaptı arkadaşlar. Sonra K ile M arasındaki uzaklığı hesaplamam lazım. 1, eksi, eksi 5'ten 6'nın karesi oldu. Eksi 3, eksi eksi 3'ten 0'ın karesi oldu. Yani ne oldu? 6'nın karesinden 6 oldu. Biz bunları toplarsak 6 artı 6 kök 2'yi benim seçeneklerden işaretlemem gerekecekti. Yani iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplıyoruz. Analitik düzlemde A noktası ve B noktaların eşit uzaklığı bulunan x eksen üzerindeki noktanın absisi. Arkadaşlar x eksen üzerinde ise bunun koordinatı yani ordinatı sıfırdır. Koordinatları da x'e sıfır şeklindedir. Bize AC uzunluğunun BC'ye eşit olduğunu söylemiş. O zaman kök içerisinde diyeceğiz ki eksi 1 eksi x'in karesi artı 2 eksi 0'ın karesi bu A ile C arasındaki uzaklık. Kök içerisinde 3 eksi x'in karesi artı 1 eksi 0'ın karesi bu da ne olacak? B ile C arasındaki uzaklık. Kökler gitti. Kareyi açarsam x kare artı 2x artı 1 artı 2'nin karesinden 4. Köklerden gitmişti zaten. Karesini açınca x kare eksi 6x artı 9 1'in karesinden 1. X kareler gitti. Burası 2x artı 5 yaptı. Yan taraf eksi 6x artı 10 yaptı. Bunu diğer tarafa alsak 8x. 5'i diğer tarafa alsak 5. Bizim x'imiz buradan 5 bölü 8 çıkacakmış. Yani cevabımız B seçeneğidir diyoruz.